Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Efendim Yeni Kapı'da yine çok harika bir ortamdayız. Ve yanımızda da şu anda Halkla İlişkiler basınla sorumlu Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı. Çok değerli bir iş adamı var aynı zamanda. Biz Hasan Keskin Başkan'la tabii zaman zaman buluşuyoruz ama bu yıl özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Harika bir ortamdayız. Herkesi buraya bekliyoruz. Hasan abi tekrardan emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizler bütün hemşehrilerimizi, Trabzonlu hemşehrilerimizi, Trabzonlu olmayanları en azından kültürümüzü burada yansıtma adına çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Çok neler söylemek istersin? Evvela ben size çok teşekkür ederim bugün için. Bugün Trabzon Memleket Günleri buluşması ve STK'lar katılımıyla organize edeceğimiz Trabzon günlerimize başlıyoruz inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi etrafta çok güzel bir atmosfer ve ortam var. Tabii ki bu etkinliklerin içerisinde alışılagelmiş birçok etkinliğimiz, kültürel, sanatsal faaliyetlerimiz olacak. Bu sene biraz Gazze'den dolayı gönlümüz kırık ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Çok abartmadan, çok böyle bir temaşa şeklinde değil de hüzünle bu olumsuz hadiseleri... Yani daha çok kültürümüzü diğer göre insanlarına yansıtma gibi bir durum. Olumsuz hadiseleri de unutturacak şekilde bir anma şeklinde yapacağız. Ve derneklerimiz katıldılar. Trabzon'dan gelen derneklerimiz var. Yöresel ürün standlarımız hazır. Yeme içme standlarımız hazır. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Efendim komşunu da al gel diyoruz. Evet komşular alınsın gelinsin Yeni Kapı'da. Memleket günlerinde tabii burada STK'lar var. Yine yöresel ürünlerimiz var. Trabzon'umuzun peyniri, işte tereyağı. Yani yok. Bir de aynı zamanda Sayın Başkan sen Şalpazar. Şalpazar Eğitim Derneğimiz var bizim. Evet, şimdi buradan... Şalpazar Eğitim Kalkınma Vakfı'nı da kurduk. Nacizane yine başkanlığında bana tevdi ettiler. Evet. İkisini beraber yürüteceğiz Allah'a izin. Maşallah. Buradan ben bir kez daha İsmail Şatıroğlu Başkan'a, işte Genel Başkan Yardımcısı Hasan Keskin, yönetimde olan bütün yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bizleri de bu güzel atmosferi sizlere yayınlatmak adına sağ olsunlar bizleri davet ettiler. Biz de 4 gün burada olacağız. Hasan Başkan, başka bize ifade etmek istediğiniz bir şey var mı? Bu arada şunu da belirtelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de burada çok şu anda hizmetleri var. Tabii. Şimdi Yeni Kapı'nın ortamının hazırlanmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok büyük katkısı var. Burada STK Müdürlüğümüze ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Katılımcı herkese çok teşekkür ederim. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Bizlere çok destek oluyorsunuz. Adeta sesimiz, soluğumuz ve nefesimizsiniz. Sağ olun başkanım. Biz tabii zaman zaman yine Hasan Başkan gibi diğer yöneticilerimizle programlar içerisinde görüşeceğiz, konuşacağız. Şimdi açılışımızı yaptık. Sizler de bizleri izlemeye devam edin. Yeni Kapı'ya hepiniz gelin efendim. Trabzon'un güzelliklerini burada yaşayabilirsiniz. Memleket günlerinde STK buluşmasında halkımızla buluşuyoruz. Trabzon'un güzelliklerini, kültürünü sizlere buradan Yeni Kapı'dan hem büyükşehir anlamında destekleri oldu. Hem de Trabzon Dernekleri Federasyonu ve yönetimi harika işler yaptı. Hepsine çok teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan sizlere selamlar, saygılar. Az önce de ifade ettim sizlere. Kültürümüzü, Trabzon'un kültürünü yansıtmak için buradayız. Ve biz burada 4 gün boyunca halkımızla beraber bütün güzellikleri sizlere yansıtacağız. Sahnede efendim Karadeniz'in çok sevilen sunucusu. Evet, Fatma. Estağfurullah. Ve sevilen yine sunucusu. Beni o kadar sevmezler. Evet, Fatma sizlerle beraber olacak. Fatma neler söylemek istersin? Ya söyleyecek çok şey var aslında. Trabzon deyince, Karadeniz deyince bizde akan sular duruyor. Bir milliyetçilik var bizde. Biz 4 gün boyunca burada olacağız. Bütün hemşerilerimiz de burada olacağız. Burada Trabzon'un kültürünü, tarihini, yani bir havasını bile burada yaşıyoruz şu anda. Önce burada olacağız. Herkesi bekliyoruz. Ve birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergileneceği Trabzon Tanıtım Günleri, STK buluşması ve hemşeri buluşması diye geçiyor aynı zamanda. Trabzon'un kültürünü merak eden herkesi de biz buraya davet ediyoruz. Bekliyoruz. 48 sanatçı var. Onu da özellikle ifade edelim. Evet. Söyleşiler var. Bütün yemek çeşitlerinde biliyorsunuz kullandığımız ürünlerin hepsi orijinal burada. Onu da belirtelim. Ve şu anda bizi çeken yapımcı da Ahmet Güngör. O da orijinal. Evet arada bir tabii tek tük durumları olsa da böyle gel diyor. He? Evet yine aynı zamanda bu arada imaj maker'lık da yapıyor. Onu da özellikle ifade edelim. 4 tane elbise Ahmet Bey'e takdim etti Fatma Hanım ve sonunda buna karar verdi. Yani Ahmet abi bana da maker'lık yapar mısın abi? Durmuyor. Evet peki efendim bizi izlemeye devam edin ayrılmayın. Çok
Efendim Yenikapı'dayız ve şu anda standları geziyoruz. Harika bir standa geldik. Şu anda Akçabat Köfte ustamız mangalın başına geçti. Köfteleri hazırlıyor. Ustam seni tanıyalım. Ben Ramazan efendim. Oy maşallah. Evet. Oy maşallah. Evet ustam. Şimdi tabii Akçabat köftesinin özelliği de ayrı ama bunu sen de pişirince başka bir lezzetli oluyor. Vallahi sen yiyince anlayacaksın. Pişireyim şimdi. Öyle mi? Evet. Öyle. Ben şimdi ne desem bu. Sen tadına bakacaksın. Nereden geldi evet. Ahmet abi? Yani. Tadına bakacaksın öyle. Evet. Şimdi, evet. Peki ustam bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Şimdi Akçabat köftesinin nasıl bir özelliği var? Diğer köftelerle arasında çok bir fark var. Lezzet farkı var. Yani bir şey mi? Yani o bunu... Trabzon'un etinden. Trabzon'dan. Ha, Trabzon'dan yayladan gelen ettendi. Ha, yayladan evet, gelen etten yapıldığı gelen için etten, evet, lezizi oradan evet, geliyor. Lezizi oradan geliyor. Ne güzel evet, ne güzel. Evet, peki. Evet. Bekleyeceğim şeylerimizi buraya yeni kapıya. Siz peki siz çok yer misiniz Akçabat köfte? Biz hemen her gün yiyecek bıkmayız. O zaman işte. Haftanın 7 günü yiyecek bıkmak yok. Oy. Devam. Devamlı devam. Oy maşallah. Allah yalnız razı olsun. Köfteyi biraz fazla kaçırmış konuşması değişmiş. Olsun olsun sanın. Önemli değil. Evet. Önemli değil. Önemli değil. Evet görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Evet yani. Evet. Şimdi bak. Tadına da bakarsınız. Ya biz olsun sıkıntı yok. Bir hediye yakalamadım. Evet patron burada efendim. Patron evet, da burada evet, görüyorsunuz. Patron maşallah. Ustam şimdi tüyoyu aldık Akçabat evet. Köftesinin. Evet. Burada bayağı bir ürünleriniz var. Orada kavurma var herhalde. Evet. O nereden geliyor onun eti nereden geliyor? Trabzon'un doğal yaylalarından geliyor. Öyle etlerimiz, ürünlerimiz hep yöreseldir. Uzaktan yakından bütün hemşerilerimizi İstanbul Yenikapı'ya bekliyoruz. Her şey damak tadı, en doğaldır. Uygun, en uygun fiyat da burada efendim. En uygun fiyatlar fiyat fiyatlarımız bedavadan az pahalı. Bütün vatandaşlarımızı İstanbul içinden, İstanbul dışından bekliyoruz. Gelsinler mutlaka tatsınlar. Yenikapı'da her yıl bir sefer oluyor ama kaçırmasınlar. Tavsiye ediyorum. Duyan duymayana evet. Haber versin. Evet yani patronun da söylediği gibi bedavadan biraz pahalı. Yani evet. O kadar da olsun ya. Yani. Hamsiden, evet. Hamsisinden, kuymağından, baklava, laz böreğinden, çorbasından, pidesine yöresel Yenikapı'da. Bütün ürünleri burada mevcuttur. Memlekete gitmelerine gerek yoktur. Yok. Aynı zamanda Ramazan Usta da burada. Yani işin Ramazan özelliği ustamız, Ramazan Ustamız bu işin piridir. Çekirdekten yetiştirmedir. Bütün imalatlar kendi elinden çıkıyordur. Ürünlerimiz de patentlidir yani. Kesinlikle İstanbul için mal kullanmıyoruz. Oy maşallah. Peki patron az önce Ramazan Usta ile konuştuk. Sen yoktun. Dedi ki ya dedi yıllardan beri emek veriyorum ama dedi. Yani biraz dedi maaşımı az tutuyor. Yani buna bir güzellik yapsa dedi. Abi adamsın adam. Ya. Onun maaşına ben zam yaptım. Onun bilgisi var. Onun var maaşına mi? Zam yaptım peki, da ay başı sürprizle karşılaşacak haberi yoktur. Bak Ramazan Usta. Abi, parayı böleriz ona göre. Peki tüyoyu aldık efendim. Bizi izlemeye devam edin. Eyvallah. Teşekkürler efendim. Efendim Yenikapı'da Trabzon günlerinde, kültür günlerinde beraberiz ve standları gezmeye devam ediyoruz. Evet yanımızda Samsun Çarşamba Bafralı ablamız var. Evet abla seni bir tanıyalım. Oy hoş geldiniz. Ben Fatma'yım. Evet Fadime abla. Heh. Şimdi burada görüyoruz. Kuymam. Bu kuymam. Evet bu muhlama efendim. Bu yani, muhlamamız. Muhlama. Kuymak budur. Yani. Karadeniz'in muhlaması bu. Evet bu da kuyma. Yani. Efendim şöyle göstereyim. Bir Ahmet abi şunu bir çek. Ahmet abi kaşar olanlara muhlama diyoruz. Biliyorsunuz bir de Trabzon'un tuzlu peyniri var. Onu da yapanlara kuymak diyoruz efendim. O da burada görüyorsunuz. Kuymak burada. Aynen öyle. Burada. Aynen öyle. Oy maşallah. Bu bir metre uzamazsa ben buna kuymak demem. Ne diyorsun? Bir evet. Metre uzuyor. Ona bir diyorum. Metre. Bir metre. Evet. Çünkü bunun ustasıyım ben. Burada hamsilerimiz var. Hamsimiz var. Evet, evet. Ölçebilirsin tabii İçtiğim ki. Bir zaman bakarız ona. Tabii. Peki ablacığım orada yine sarmaları görüyorum. Değişik yöremizin. Tabii. Karalahana. Tabii. Bunlar zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı bunlar. Karalahana, beyaz lahanamız, evet. Dolmamız. Malum zaten Türk mutfağımızın eksik olmayan patlıcan biber dolmamız. Oy maşallah. Laz böreğimiz. Laz böreğimiz var. Baklavamız var. Ahmet yani abi. Şu baklavayı bir çeker misin efendim? Hamsi tavamız var. Buyurun efendim, buyurun. Harika. Hemen geldim.
Sen vallahi çok güzel. Ya, sen beni çek beni. Bunu boş ver ya. Allah Allah. Sen bunu boş ver ya. Fatıma ablayı çek. Evet yani. Ben hadi sizler için buradayım. Aynen, ben 30 senedir çıkıyorum zaten. Ablayı çek. Peki ablam. Herif sağ mı? Beyiniz. Yok, benim 33 yaşında eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Şey diyecektim, genç kalmışsınız. Genç kaldım. Yaş 40 var herhalde. Ne 40'ı? 65 yaşındayım. Ya bırak bu işleri ya. E tabi, Karadeniz'in havasını ala ala tabii ki genç kaldım. Ondan tabi. Görüyorsunuz işte, bakın. Bunları yerseniz, tabii. Yaşım diyor 65 ama 40 gibi gösteriyor ablamız. Sizler de gelin, tadın bunlar efendim. Gelin. Tüm İstanbul halkını bekliyoruz. Bakın. Fiyatlar ucuz. Fiyatlar harika. Hamsi tavamız, muhlamamız, kuymağımız, Karadeniz şey, Laz tatlımız, baklavamız harika lezzetler. İşte bu, işte bu. Çıkın gelin, o kadar. Efendim bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim Yeni Kapı'da sizlerle beraberiz. Çok büyük bir organizatör. Abdullah Mercan abimizle beraberiz. Abdullah abi merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. İyi, siz nasılsınız? Hoş Şükürler geldiniz. Olsun. Biz de bu güzellikleri halkımıza tanıtmaya gayret ediyoruz. Yine organizasyon işlerine bakıyorsunuz. Evet. Harika bir iş çıkartıyorsunuz. Bizi izleyenlere neler söyleyeceksiniz? Vallahi her zaman olduğu gibi yine Trabzon Yeni Kapı'da. Yine Türkiye'nin en iyisi, bir numarası. Dolayısıyla bütün İstanbul'daki Trabzonluları, komşularını da alarak. Peki Abdullah abi şunu söyleyeceğim. Şimdi burada özellikle tabii her yöreden bir organizasyon oluyor. Evet. Yıllardan beri bu şeyleri yaşıyoruz. Ve bu organizasyonu yapmak öyle güzel, kolay iş de değil. O güzelliği halka yansıtmak lazım. Ve siz de bunu çok iyi başarıyorsunuz. Bu nereden geliyor? Yani bu akıl mı, fikir mi, düşünce mi? Nasıl bunu başardınız? Yani tecrübe sadece. 90'lı yıllarda başladığımız fuarcılık sektöründe uzun yıllardır. Trabzon, Gürcistan, Almanya ve Türkiye'nin çeşitli illeri de olmak üzere bir sürü organizasyonlarımız var. Esasında kitap, kültür fuarları, otomotiv yapı gibi fuarlar düzenliyoruz. Ancak bu arada Trabzon'un nerede adı varsa biz oradayız. Eyvallah. Bize de o yakışır. Evet. Memleket Trabzon. Neresi? Ortahisar. Ortahisar. Merkezde. Evet. Abdullah abi. Dolayısıyla bu birikimimizi, tecrübemizi tabii burada en güzel şekilde Trabzon'a ve Trabzon insanına yansıtıyoruz. Bundan da çok büyük bir keyif alıyoruz. Eyvallah. Dolayısıyla hadise bir de Trabzon olursa işte kendiliğinden doğru geliyor. Diyorsun. Kendiliğinden geliyor. Ne güzel. İnşallah yine başarılı bir organizasyonla Trabzon'umuzu en güzel şekilde İstanbul'da tanıtıp pazar günü de Trabzon'a dönmüş olacağız. İnşallah. Evet, bu arada Ortahisar Belediye Başkanımıza da selamlar gönderelim. Yiğit adam, başarılı bir insan. Ona da selam olsun. Eyvallah, buradan. Peki, çok teşekkürler Abdullah abi. Ben de teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin.